Ukrayna ile devam edelim. İlginç gelişmeler var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ülkesinin başsavcısı ve güvenlik servisi başkanını, ki o güvenlik servisi başkanı Zelenski'nin çocukluk arkadaşıydı, görevden aldı. Zelenski 28 yetkilinin daha görevine son verildiğini duyurdu. Öte yandan Ukrayna lideri Rusya'ya lojistik darbesi vurulduğunu da açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi ile ilgili önemli bir haber daha var. Servis personelinin teftişi devam ediyor. 28 yetkilinin görevden alınmasına karar verildi. Kademeler ve departmanlar farklı ama sebepler benzer. Tatmin edici olmayan iş sonuçları. Ülkenin en kritik kurumlarından ikisinin başındaki isimleri görevden alan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski kıyıma devam ediyor. Zelenski 28 yetkiliyi daha görevden aldığını duyurdu. Amerikan New York Times gazetesi görevden almaları "Zelenski gizli düşmanı hedef aldı" başlığıyla duyurmuştu. Ukrayna liderinin savaş çabalarını baltalayan unsurlara karşı daha agresif bir yaklaşım içine girdiğinin sinyali olduğu yorumuna yer verilmişti. Zelenski, kaybettikleri bölgeleri hızla geri almaya başladıklarını söyledi, Rus lojistik hatlarını hedef aldıklarını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri işgalcilere önemli lojistik kayıplar vermeyi başardı. Rus ordusunun işgal altındaki topraklarda mevzilerini koruması giderek daha zor hale geliyor. Adım adım ilerliyoruz. İşgalcilerin ikmalini kesiyor, işbirlikçileri tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyoruz. Sonuç belli. Ukrayna bayrağı tüm şehirlerimizde ve köylerimizde olacak. Bu sadece bir an meselesi.